Yan tarafta banka mı açılmış? Kredi çekebilir miyim lan? Merhaba. Aa, kredi alayım, ödemeyeyim, sonra benim evime haciz gelsin, batayım, ölüyüm. Tam kredi kullanmak istiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Geri ödemeyeceğim. Sen de 30 yılda bir yeni bölümü gelen Motor Town Behind the Wheel'ı özlemedin mi? Yo. Arkadaşı içeri alalım. Al içeri. Al içeri götür. Eğer sen de özlediysen serimizin 3. bölümüne hoş geldin. Oyun bu süreçte baya güncelleme aldığı için zengin bir içerik olacak yeğenim. O yüzden hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videomuz da hoşunuza giderse şöyle helalinden bir like fırlatırsanız. Hani belediyemiz de yolunu bulsun. Hadi o zaman kazasız belasız hadi. Supra mı bu? Çalamıyorum işte, sıkıntı o. Çalabilsem çok güzel olacak. Adamlar vallahi efendim oyunu geliştirdikçe geliştiriyor. Şöyle taksicilere güzel bir mekan ayarlamışlar. Depoyu filan düzenlemişler. Haritaya ekstra özellik eklediler. Onun dışında yeni pist filan eklediler. Motor sürüşlerini geliştirdiler. Motorculuk görevleri eklediler. Formula 1 pisti eklediler. Adamlar daha ne yapsın? Araç çağırma. Yok Stinger'ı çağırma, dur lan. Bu ne? Araç oluştur mu? Bora kim lan? Bora oluşturabilir miyim hocam? Aa, Bora oluşturdum. Oğlum bu araba niye bu kadar bağırıyor lan? Çok fazla anırıyorum. Bunun spor modu var mı lan? Bunun niye spor modu var lan? Yan tarafta banka mı açılmış? Vallahi belediye çalışıyor ya, şuraya bak. Bu ne? Banka mı lan burası? Aa vallahi Money Bank mı? Ne olmuş buraya? Güney Kore Money Bank. Kredi çekebilir miyim lan? Aa, kredi alayım, ödemeyeyim, sonra benim evime haciz gelsin, batayım, ölüyüm. Tam kredi kullanmak istiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Geri ödemeyeceğim. Oyuna bir daha gelene kadar zaten yarım yüzyıl geçer. Dur bakayım. Aha. Şunları bir araklasak. Lan burayı soymuşlar bildiğin, bana kredi veriyorsunuz bir de. Neyse, kuru motor festin parası çıktı. Onu artık alabiliriz. Kamyondayken sizinle muhabbet etmesi güzel oluyor da taksi daha iyi. Yolcuyu darlaması daha zevkli oluyor böyle. Yani onu bunu bırakın da bu havalar ne olacak böyle? Efendim benim kayıt odası normalde küçük bir yer böyle. Normalde de genel olarak küçük bir yer. Fan açıyorum. Fan belirli bir süreden sonra diyor ki yani benden beklentin nedir? Ben ne yapayım odayı yani, neye çevirmemi bekliyorsun? İlerleyen zamanlarda herhalde bir 96 ay taksitle klimaya girmeyi düşünüyorum. Böyle bir sıcak olamaz da. Oturduğum yerde eriyorum. Yoldan değil de buradan gitsem en kötü ne olabilir ki? Hadi çek. Tamam. Kargoyu teslim al. Niye ben teslim alıyorum lan? Ne yapmış bunlar? Beyazları mı asmış buraya? Ama yani toprak yolun yanına da asılmaz ki bu. Full toz olur bu sonra. Ey aslanım hadi. Aha dur bakayım, otostopçu var orada. Ezeyim mi lan? Dur bakayım eziliyor mu? Şöyle gelişine bir tane. Hadi be. Aha otostopçu. Nereye gidiyorsun? Beni gezdirir misin mi? Hocam hoş geldin. Yalnız burada fazla otostop yapma. Görüyorum gece gündüz otostop yapıyorsunuz. Yanlış aracı denk gelirsiniz. Vallahi sonunuz kötü olur. Sol taraftaki ev ne lan öyle? Merak ettim. Dur, satıyorlar mı burayı? Sen araçta kal, geliyorum. Dur bakayım. Burasını satıyorlar mı lan? Çok güzel yer lan bu. Vallahi değerlenir ha. Şöyle bir evi almak vardı ama. Neyse. Balık mı kurutuyor bu? Yolun kenarında. Yok artık. Şu ileride banka mı var lan? Ne burası? Aa, satın alacak yer. Dur. Ben geliyorum, dur bekle. Aha. Ev satın al. Satın alayım, 50 bin mi? Yapıştır. Tamam. Efendim hepinize 2. günden merhabalar. Şimdi ilk günde ev aldık. Araba aldık. Onun parası bana mı girdi hala bilmiyorum. Onunla birlikte eşya taşıdık. Otostopçu götürdük falan derken ilk gün zaten bitti. Benim sesim de gitti. Şimdi diyorum ki otobüsçülük görevlerine bir bakalım. Ya arkadaşım ben niye yarım yüzyıldır animasyon görünümlü bir Euro Truck Simulator'da yoldayım? Yoruldum lan. Git. Tabii siz editte görmüyorsunuz oraları. Ben niye buranın dolmuşun için Karşıyer'den geliyorum arkadaş? Burada dolmuşu mu kalmadı? Kapıyı aç. Binin lan. Bindi mi? Bindi herhalde, anlamadım. Allah belanı. Tamam sakin. Aha burada bayağı bir yolcu bekliyor. Şöyle bir sakin gelelim. Ha, aç kapıyı. Binin. Hoş geldiniz merhabalar. Tamam mıyız? Hadi devam. Şuradan bir sağa dönmemiz gerekiyor. Bir sinyal verelim. Sakin. Soldan araba geliyor mu? Gelse de bana ne? Ben kapıyı kapattım mı lan? Havası neyse, bir şey olması, kapatmadı sandım. Direği mi söktüm ben? Tamam, bir şey yok. Aa, ben burada çalışıyordum. Dev dur bak ya. Lan oğlum. Önüne bak lan. Otobüs yolcusu aslanım benim be. İn. Hadi. Fulledik herhalde. Tamam mıyız? Doğdum arka taraf. Hey maşallah, o ne lan? Arka taraf aşiret düğüne dönmüş. Arkadaşlar yukarıda 11 yazıyor da şöyle bir arka taraflarda boşluk görüyorum. Oraya doğru ilerleyelim lütfen. Bak arka tarafta boşluk var. Görüyorum ben buradan. Koltuk altına falan geçin. Efendim otobüs şoförlüğünün 1. kuralı olmayan boşlukları sizin görmenizdir. Herkes sizden bunu bekler. Sısın lan. Şöyle geldik sayılır. Şöyle hadi. Elin lan. Hadi inin. Kapıyı aç. Açayım. İnin. Haydi. Dur lan, Allah belanı fren çekelim. Dayı. Dayı aşağı insene. Lan aşağı insene. Ne yapıyor? Ne oluyor lan? Hocam dalmıştan ineceksiniz. Ne yaşıyorsunuz lan? Tamam, görev bitmiş efendim. Şöyle inelim müsait bir yerde. Araçta yemek istediğinden emin misin? Eminim tabii. O gitsin kendi kafasına göre. Özgür bir dolmuş o. Karşıdan polis geliyor. Bana mı geliyor? Bilmiyorum ki. Bakayım. Amirim bir soru mu vardı? Tamam hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yemin ediyorum motor yandı. Al dürüst moduna. Ver yanı ver. Ver yanı. Evet koçum benim be. Kim demişti adayla drift yapılmaz diye aslanım. Bak. Çebureklerin gururu be. Ver şurada yanı. Ver. Evet koçum benim. Tamam dur al. Aha yok artık. Supra 50 bin mi? Kiralama var, 10 dakikası 50 oyun parasına geliyor. Satın alırım ben direkt. Hadi bakayım. Dur bakayım Supra'yı modifiye ederler mi? Tamam buradan değilmiş. Allah belanı vermesin. İnsan bir tabela koyar yan taraftan girin diye. Tamam. Dur bakayım neyi modifiye ediyorlar. Emme şimdilik. Hayırlısı sonra istediğin gibi emersin. Biz çıktıktan sonra ne yapıyorsan yap. Nihai tahrik oranı mı? Oğlum bu nasıl alt yazı lan? Yok siz beni tahrik etmeyin. Sağ ol. LSD mi? Oğlum bunlar nasıl çevirirler ya? Efendim hepinize 3. günden merhabalar. 2. günümüz gayet verimli geçti, güzel geçti. Araç satın aldık, bankadan aldığımız parayı dibine kadar kullandık. Acaba yeni kredi çekebilir miyim bilmiyorum. Diğer aracım orada, vallahi güzel koleksiyon yaptık dur. Aha dur yine bankaya mı geldik? Şöyle dur. Merhaba kolay gelsin merhaba. Kredi alabilir miyim? 1900 mü? He. Ödemesi olan borcunuz var diyorsun. Sonra görürseniz öderim. Polis mi o? Amirim iyi görevler. İyi günler. Aha köprüye baksın. Belediye çalışıyor ya aslanım benim. Çanakkale Köprüsü. Aha banka mı o? Anlayamadım ki, dur bakayım. Aracı durdur. İn bakayım. Ne bu? Belediye binası mı? Ne bu? Efendim merhabalar iyi günler. Şirket oluşturumu. Atman Corp. Bence bu güzel. Hah. Atman Corp Cevo tarafından oluşturuldu. Tamam. Şimdi buradan da bir vergi geçirirler. Oh Allah bereket versin. Bak işte buna vergi geçirmişler iyice. Bak yerin altına girmiş. Ezilebilir miyim lan? Hadi be bir para alırız dedim. Ablacığım merhabalar. Kargoyu teslim al. Şimdi bunu motora mı koyuyorum? Kargoyu fırlat mı? Tutu fırlat mı? Eşyayı buraya bırakamazsınız. Tamam buraya bırakmak istemiyorum zaten. Kargo alanına bırakmak istiyorum. Ha sürmek ya da sürmemek. Tamam. Ulan! Şimdi ben anlamadım. Bunların firmasında tavuk resmi var. Motorun bagajında İtalyan bayrağı var. Ama hamburger götürüyoruz. O nasıl oldu lan? Neyse dur müşteriye şunu verelim. Biz sorgulamıyorsak müşteri de sorgulamaz. Müşteri afiyet olsun. Ablacığım müşteri yemeğe bayıldı. Diyor ki bir daha getirmesinler. Hadi görüşürüz. Artık yine istifa ettim. Bunlar alıştı artık bana yani. Yapacak bir şey yok. Aha karşıya berber açılmış. Tam dediğim şey. Dur bakayım. Dur. Arabayı durdur. İn bakayım. Hocam kolay. Kolay gelsin. Kimse var mı? Gözlük satıyor Allah'ım. Berberde gözlük mü satılır lan? Sonra banka niye her önüne gelene kredi veriyor? Tabii verir. Bir sonraki güncellemede buraların hepsi bankaya kalıyor efendim. Efendim 3. günümüzde Supra ile birlikte gezdik. Güzel yarış pistini tecrübe ettik. Köprüde yardırdık, gazlama yaptık. Hız limitlerini adeta zorladık. Polisten kaçtık, eşya taşıdık, kargoculuk yaptık, kuryelik yaptık. Yaptık. Artık belediye mi size ne yapsın efendim? Bunun şerefine de tüm değerli vatandaşlarımız hem bu seri hoşuna gidiyorsa hem kanalımıza destek adına like fırlatırsa seviniriz. Ağaca ne oluyor lan? Hocam iyi misin? He? GTA Vice Definitive Edition. Şu ağacı çarpsam aynısı olur mu? Sonuçta bunlar da bir içerik. Hayırdır yeğenim? Bekle şunu da devir. Oo bey aslanım benim be. Efendim görüyorsunuz güncelleme ile birlikte Beyblade ağaçlar da gelmiş. Ya ben size kaç kere diyeceğim şu saatte artık otostop çekmeyin diye. Dur şöyle sokak lambasının altına geçelim. Heh şöyle evet. Suratım gözüküyor mu şöyle? Heh gözüküyor herhalde, tamam evet. Efendim artık videomuzun sonundayız. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Like atmayı unutmayın. Yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Abone olursanız şeref verirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi Atman sizinle olsun.